Hocam 1917'ye kadar geliyoruz. Sonra kırılmalar başlıyor. Hı hı. Ekleyecekleriniz varsa önüne dair de alayım. Ama işin uluslararası işler boyutuna ilişkinde buyurun. Emrah Hoca 5 dakikanın içerisinde 3 kitaplı şey anlatabildiği için yani öyle bir kapasitesi var, öyle bir süratle anlatıyor ki birkaç yüzyılı aştı geldi yani hemen 20. yüzyıla doğru aktardı. Ben tarihçi değilim ama hani birazcık uluslararası ilişkiler perspektifinden nasıl bakılıyor onu söyleyeyim. Şimdi 19. yüzyıl aslında bir devrimler çağı ve 19. yüzyıldan devralınan sorunlar 20. yüzyıla aksettiriliyor. 19. yüzyılda 3 tane izim var, 3 tane büyük siyasal hareket var. Yani Fransız devriminden aldığımız o liberté, égalité, fraternité'nin liberalizm, nasyonalizm ve sosyalizm olarak şekillendiği bir dönem var. Ve bu özellikle nasyonalizm boyutunda çok uluslu imparatorluklara çok fena çarpıyor. Yani bunlardan bir tanesi de zaten 1. Dünya Savaşı'nda yıkılan 3 tane imparatorluktan biri Osmanlı olduğu için çok ağır travmalarla ve çok gelecek hakkında da çok karamsar senaryolarla gelişiyor aslında. Osmanlı sisteminin içinde bir millet anlayışı var. Millet, milla kökünden geliyor ve aynı kutsal kitaba inanan insanlar topluluğu olarak tanımlanabiliyor. Sonradan biz bunu 1930'lu yılların ortalarına doğru ulus kavramına çeviriyoruz. Çünkü ulus Göktürkçe ulus'tan geliyor ve o daha seküler ve aynı kavimden gelen insan topluluğu, aynı kan bağına doğru gidiyor. Ve o yıllarda yani 1930'lu yıllarda Avrupa'da ortaya çıkan faşizmin, aşırı gelişen nasyonalizmin de etkisiyle tarihsel ve sosyolojik bir olgu olan millet konusundan bir anda politik ve ideolojik bir kurgu olan ulus inşası meselesine doğru gidiyoruz. Şimdi aslında İsrail'deki mesele de yani orada 1948 ile birlikte ortaya çıkan şey de bizim tarihsel olarak bir türlü anlamlandıramadığımız mesele de şu. Osmanlı'nın içerisinde işte Musevi millet ya da Yahudi milleti olarak gelen o insan topluluğunun, o halkın İsrail devletinin kurulmasıyla birlikte daha kan bağına dayalı bir kavmi bir yaklaşım içerisine girmesi. Aslında onların kavmi anlayışının arkasında da kutsal kitap var. Böyle yaklaşıyorlar ama burada bir dinci hareketle bir sağcı hareketin, bir faşizan hareketin bütünleşmesi, siyonizm denilen bir şeyle ortaya çıkıyor. Bugün genel olarak zaten uluslararası ilişkilerde, devletler arası meselelerde ön plana çıkan şey İsrail'in bir devlet olarak varlığı politikalarından falan ari olarak orada yaşayan halkların yaklaşımından geleceğinden farklı olarak Siyonizmin bir devlet politikası olarak kullanılmaya başlanması. Orta Doğu'daki demokrasi diyoruz mesela. Demokrasiyle yönetilen ülke İsrail için öyle mi? Değil tabii ki. Böyle bir demokrasi olabilir mi canım? Yani kime göre demokrasi ve kimin içine dahil olduğu demokrasi? İnsanların soykırıma maruz bırakıldığı, bir takım muhasaralar altında yaşatıldığı ülkelerde Filistinlilerle İsraillerin aynı haklara sahip olduğu, İsrail'de yaşayan Arapların bile aynı haklara sahip olduğunu söylemek çok kolay bir şey değil. Ama şunu söyleyebiliriz, yani tabii seçimle geliyorlar. Liberal bir demokrasi mi değil mi ona bakacağız. Yani her demokrasi liberal olmak zorunda değil. Günümüz toplumlarında özellikle yani azınlık haklarının korunduğu demokrasilerden söz ediyorum. Liberal demokrasi derken, özgürlükçü demokrasi derken. Eğer bir yere bir seçim sandığı koyuyorsunuz ve o seçim sandığından kazananın dediği sadece oluyor. O seçim sandığında kaybedenin hiçbir talebi göz önüne alınmıyorsa orada liberal bir demokrasiden söz edemeyiz. Ama sandık konuyorsa demokrasiden söz edebiliyoruz. İlliberal demokrasiler diyoruz bunlara. Zaten dünya üzerindeki trendler de böyle. Şimdi 19. yüzyıl bir devrimler çağıydı. 20. yüzyıl bir küresel savaşlar çağı oldu. 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş olarak gelişen 3 tane büyük çaplı küresel savaş gördük. 21. yüzyıla geldiğimizde oradan devraldığımız sorunların yeni boyutlarıyla karşı karşıya kalmaya başlıyoruz. Bu da bir küresel krizler yüzyılı. İşte 11 Eylül saldırısıyla başlayan o ilk güvenlikleştirici küresel kriz var. Devletin bir askeri güç olarak sisteme geri dönüşünü sağlayan. Sonra 2008-2009 küresel krizi var. Bu sefer devlet bir iktisadi aktör olarak geriye dönüyor. Sonra üçüncü krizimiz bir sağlık krizi gibi görünen pandemi krizi. Burada da devlet biyopolitik olarak insan bedeni üzerinde ne kadar tahakküm kurabileceğini, sen şimdi buraya gidebilirsin, sen bu AVM'ye girebilirsin, sen bir uçağa binebilirsin gibi bizi sürekli olarak kontrol altında tutabileceğini gösteriyor.
Bugün yani ortaya çıkan şey daha otoriter devlet anlayışlarının egemen olduğu bir dünya. Bu yüzden de İsrail'de şu anda gerçekleşenler aslında hemen totaliterleşme eğilimine sahip olan birçok devlet aktörü açısından çok anormal gelmiyor. Yani aslında izliyorlar bir yandan da. Batı sistemleri liberalliği zaten kenara çoktan bıraktığı için bugün karşısına çıkabilecekleri çok da fazla bütün her şeye rağmen çok da fazla karşısında durabilecekleri bir güç olduğunu düşünmüyorum açıkçası İsrail açısından. Teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Batı sistemleri liberalliği çoktan bıraktı. Bence bıraktılar. Kendileri için uyguluyorlar bazı şeyleri.